Merhabalar. Houdini'nin temel bileşenleri ile alakalı 3. dersime hoş geldiniz. Bu dersimde primitive types'lerden bahsetmek istiyorum. Çok ayrıntılı bir ders olmayacak. Temel bilgilerden bahsedeceğim. Şimdi hızlı bir şekilde dersimize başlayalım. Bir geometri objesi alalım. Örnek üzerinden gidelim. Bir küre alalım. Küremizi aldığımızda ve bunun parametrelerine girdiğimizde burada en üstte Primitive Types diye bir bölüm var. Buradan biz bu kürenin ne türde olacağını görebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Şu anda bu Primitive Type olarak Primitive olarak görülüyor. Geometry Spreadsheet'imizin altında Polygon Primitive'in altında burada Intrinsic bölümünde Type Name'i tıkladığımızda buradaki modelimizin ne türde bir model olduğunu bize Houdini söylüyor. Type durumunu değiştirdiğimizde poligona geçtiğimizde buranın poly, aynı şekilde NURBS'e geçtiğimizde NURBS Mesh şeklinde seçenekler burada sunuluyor. Diğer taraftan burada kullandığımız türle modelleme araçları da farklılık arz ediyor. Örneğin biz poligon seçeneğini tıklar. Hatta polimeşi tıklayalım. Türüyle alakalı bir şey bu. Sadece burada geometrinin oluşturulma şekliyle alakalı. Bunu tıkladığımızda şöyle sağ tıklayıp poligon kısmına geldiğimizde buradaki pek çok aracın bu türde modellerle alakalı kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Örneğin biz burada bir extrude işlemi yapmak istiyorsak buradan birkaç poligon seçtikten sonra üst tarafta poligon kısmında poly extrude tıklayarak burada extrude işlemini yapabiliriz. Poly extrude poligonlar üzerinde yapabileceğimiz bir işlem. Diğer taraftan bunu biz NURBS kısmına getirdiğimizde NURBS modelleme ile alakalı da bir takım araçları kullanabiliriz. Sağ tıkladığımız zaman burada NURBS kısmında Curve seçeneğini tıklayalım. Ve burada biz bir takım kesme işlemleri yapabiliriz. Burada oluşturulmuş modelin U ve V çizgilerini görüyorsunuz. Bu çizgilerin belirli bir bölümünde bunu keserek şu şekilde ekranda görüyorsunuz. Kesitini almamız mümkün. Aynı şekilde V'den de keserek bu şekilde kesitini almamız mümkün. Daha sonra NURBS'ün bir takım avantajlarını kullanarak oluşturduğumuz bu modeli Convert aracıyla tekrar poligona dönüştürüp poligon modellememize devam edebiliriz. Houdini'de genelde temelde iki tip modelleme var. Genelde diğer 3 boyutlu programlarda da bu şekilde. NURBS modellemeler kenarları daha yumuşak, bir takım matematiksel hesaplamalarla oluşturuluyor. Poligon modellemeler ise en küçük birimi poligon olmakla beraber daha ayrıntılı modeller oluşturabileceğimiz iki tip modelleme yöntemi var. Bunların haricinde tabi başka modelleme ile alakalı ufak tefek değişiklikler bulabilirsiniz. Örneğin biz gene küremize geçtiğimiz zaman burada mesh gibi işte bezier gibi bir takım seçenekler var. Bezierler NURBS'lere benziyor zaten. Meshler de poligonlara benziyor. Bunlar bir takım farklılıklar, farklı durumlar oluşturabiliyor. Onların avantajları, dezavantajlarını kullanarak modellemelerimizi yapabiliyoruz. Tekrar Houdini'nin yardım dosyasına dönelim. Bunu kapatalım. Şuradaki modelimizi de silmeyelim. Şunu bırakalım burada ya da şunu da silebiliriz. Şimdi başka türden primitifler de karşımıza çıkıyor. Çok kullandığımız. Örneğin packet primitifler. Packet primitifler Houdini'nin sıkıştırma kullandığı primitif çeşitleri. Bunu şöyle tanımlayabiliriz. Örneğin bir geometrimiz var. Burada test geometrilerinden bir tanesini alalım.
Mesela Roberto'yu aldık. Bunlardan biz 100 tane kopyalamak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Örneğin bir gridimiz olsun. Bu grid üzerine bir takım noktalar oluşturalım. Scatter nodumuzla. Çok fazla oldu. Şunu kapatalım. Buradan 100 tane nokta oluşturdum. Ve 100 tane noktama bu az önceki benim modelimi kopyalamak istiyorum. Copy to point nodumuzu kullandığımızda bunun kopyalandığını gördünüz. Şimdi arkadaşlar bu kadar aynı objeyi birden çok kopyaladığımızda hafızada gereksiz pek çok yer kaplayacağını fark edebiliyorsunuzdur. Örneğin bu modelimizin üzerinde biz info tuşuna bastığımızda bu modelimizin 1.79 MB kullandığını görüyoruz. Ama bunu kopyaladığımız zaman buradaki info tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi 177 MB yer kaplıyor. Buradaki kopyalama sayımızı arttırdığımızda bu megabayt çok daha fazla olacak. Kaldı ki modelimiz küçük bir model. Bunun daha ayrıntılı bir model olduğunu düşünün ve binlerce kez kopyalandığını düşünün. Bu durumda hafızamız yetmeyecektir. Bilgisayarımız çok yavaş çalışacaktır. İşte bu tür durumlar için geliştirdiği Packet Obje dediğimiz bir yöntem var. Biz burada sağ tıklayıp Packet seçeneğini tıkladığımızda ve bu nodumuzu buradaki modelimizin üzerine giydirdiğimizde şimdi info tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi kullandığı yerin o kadar azaldığını fark etmişsinizdir. 179 MB gibi bir şeyden kilobayt seviyesine kadar düştü. Bu bize sıkıştırmayı sağlıyor. Fakat bir dezavantajı model üzerinde değişiklik yapamıyorsunuz. Bu sıkıştırılmış objeyi tekrar açıp üzerinde modellemeler veya bir takım değişiklikler yapabiliyorsunuz. Packet objenin kullanıldığı bir alanda daha çok rigid body simülasyonlarında binlerce parçamız var. Bunların bir duvarın kırıldığını düşünün. Gene oralarda da bullet çözümlemelerinde gene packet nodunu veya primitive type'ını kullanabiliyoruz. Bu şekilde bunu paketlediğimiz zaman buradaki pek çok poligon tek bir nokta, tek bir poligon olarak görülecektir. Şöyle gene info tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi 100 tane bizim paketlenmiş objemiz var. 100 tane de primitive'imiz var. Ve buradan copy to points kısmına tıkladığımızda gördüğünüz gibi şunları kapatalım. Burada bize bir pet sunuyor. Bu pet aynı zamanda şuradaki modelimizin Houdini'deki yolu ve ondan sonra bunların her birini ayrı bir primitif olarak görünüyor. Gene buradan type name'i tıkladığımızda bunun packet geometri olarak ifade edildiğini görüyoruz. Paketlemenin başka yolları da var. Assemble diye bir nodumuz var bizim. Assemble nodu hem paketlemekle beraber aynı zamanda buna bir de isim veriyor. Assemble'ı standart haliyle kullandığımızda aslında paketleme işlemi yapmıyor ama buradaki Create Packet geometri seçeneğini tıklarsak bunu aynı zamanda paketlendiğinde göreceksiniz. Gene aynı zamanda bize ekstradan bir de isim veriyor. Her bir parça için bir isim veriyor. Bu da Houdini'nin kullandığı primitive types'lardan bir tanesi. Bu paketleme ile alakalı bir takım ayrıntılar var. Bunlara çok girmeyeceğim. Devam edelim isterseniz. Hızlı bir şekilde bu dersi bitirmek istiyorum. Şuradan bakalım. Polysop denilen şey. Şuradan tıkladığımızda Polysop ile alakalı gene bize bilgiler veriyor. Bunu silelim. Burada bir gene küre alalım. Şimdi küremizi alıp özelliklerine girdiğimizde burada en altta Polygon Swap diye bir seçenek var.
poligon sopu tıkladığımızda bunun da bir sıkıştırma metodu olarak düşünebilirsiniz. Normal bir küre, bakalım mesela buradan poligona dönüştürelim ve ondan sonra buradaki megabayta bakalım. Memoride 11.79 yer kaplarken bunu biz poli sopası dönüştürdüğümüzde buradaki yerin daha az, 6'ya düştüğünü fark ediyorsunuzdur. Poli soplar packet objelerden farklı olarak bir takım modelleme araçlarını kullanmamızı sağlıyor. Örneğin biz bunu polisopa dönüştürdükten sonra subdivide edersek gördüğünüz gibi subdivide özelliğinin çalıştığını görüyoruz. Fakat burada zannediyorum algoritmalardan hepsini kullanamıyoruz. Mesela Houdini'nin Kalmuck-Clark metodu kullanılmıyor. Standart olarak open subdiv kullandığımız zaman bunu yapabiliyor. Alembic dosyaları Houdini'de polisop olarak geliyor. Polisop olarak gelmiş bir şeyi tekrar biz convert nodumuzla tekrar açıp üzerinde modelin üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Bu da polisop olarak kullanabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Devam edelim. Şöyle başa dönüyorum tekrar. Başka nelerimiz var? Şimdi volümlara geçmeden önce aslında volüm uzun bir konu. Onun üzerinde belki ayrı bir ders olarak da durulabilir. Tetrahedron denilen bir yapı var. İsterseniz ona da bir hızlı bir şekilde bahsedelim. Şunu kapatayım. Tetrahedron bizim Houdini'de FEM simülasyonlarında kullandığımız bir şey. Final Element Method. İşte bu farklı bir primitif türü. Bunun için biz TED Conform yöntemini kullanabiliriz. TED Conform mesela buradaki modelimizi biz Tetrahedron'a dönüştürmek istiyorsak TED Conform moduna bağladığımız zaman şu anda tabi bunun type'ı neymiş bakalım. Polisop olduğu için böyle bir problem çıkarttı. Burada biz poligona dönüştürdüğümüzde bir değişiklik görmüyorsunuz şu an için. Fakat bunun iç yapısı değişti. Şöyle wireframe moda geldiğimiz zaman bunun içerisinde pek çok çizgilerin olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında yaptığı şey şu. Bunu küçük 400'lülerden oluşturdu. İçerisinde de 400'lüler ekledi. Bu sayede bizim soft body simülasyonlarında bunun daha yumuşak hesaplamalar yapmasını sağlıyor. Mesela bunun bir top olduğunu düşünün. Yere düştüğü zaman hacmini korumaya çalışıyor. Normal şartlarda bunun sadece dışarısı modelin dışarısında bir takım bilgiler var. İç bilgisi yok. Fakat TED Conform'a dönüştürdüğümüz zaman bunun ayrıntılandığını, içerisinde de bir takım bilgilerin geldiğini görüyoruz. Mesela buradaki modelimizi biraz daha ayrıntılı hale getirelim. Mesela 4 frekans değerini 4'e çıkarayım. Tabi buradaki TED Conform, daha doğrusu Tetrahedron'a dönüştürdüğümüz zaman çok ayrıntılı olduğu zaman hesaplamalar çok yavaş olacaktır. Bizim Clip diye bir nodumuz var. Clip nodumuz şunu yapıyor. İsterseniz şuradan göstereyim öncelikle. Clip nodumuz böyle bir kesme işlemi yapıyor. İçini gördüğünüz gibi içi boş bunun. Buradaki poligonumuzun. Ama biz bu clip nodumuzu bunu tetrahedron'a dönüştürdükten sonra açtığımız zaman gördüğünüz gibi aslında bunun içerisinde dolu olduğunu görüyoruz. Yani bunların her biri 400'lülerden oluşuyor. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Ben burada bir for each point diyelim. Şöyle yapalım. Bu neylerden oluşuyor? Primitif, evet. For each point değil. For each primitif olarak seçelim. Ve bunu for each'e döngüsüne atalım.
Şimdi for each döngüsüne attığımız zaman bunu aslında parçalıyor. Bunu yaptıktan sonra biz exploded view kullanırsak şimdi gördüğünüz gibi bunun içerisindeki küçük 400'lüleri görebiliriz. Hatta şurada bizim ayrıntımızı biraz düşürelim. Mesela şuradan görmek daha rahat. Bunların küçük 400'lülerden oluştuğunu, içinin dolduğunu görüyoruz. Tetrahedron bu anlama geliyor. Burada her bir parçanın bir hacmi var. Bu hacmi koruyabilmek için işte bir takım hesaplamalar yapıyor. Mesela burasını uzatıp çektiğiniz zaman bu tarafı bu sefer küçülmesi gerekiyor. Dolayısıyla hacmin korunmasında kullanılan metodlardan bir tanesi tetrahedron'lar. Bu da Houdini'nin kullandığı primitive types'lardan bir tanesi. Ve devam edelim yardım dosyamıza. Arkadaşlar metaballardan bahsedelim. Metaball aslında bir poligon değil. Daha çok nerede kullanılıyor? Mesela bir güç odağı var. Yani nasıl söyleyelim? Bir kuvvet uygulayacaksınız bir yerden. O kuvveti temsil eden şeyler. Bir patlamada mesela diyelim ki bir patlamanın olduğu yer merkeziyle dışa doğru dağıldıkça, bu merkezden dışa doğru gittikçe bu şeyler, güç azalır. Bu tür şeyleri kullanmak için kullandığımız metotlardan bir tanesi. Şimdi bir tane metaball alalım. Metaballın şöyle bir güzel tarafı var. Pardon. Metaball. Evet. Niye seçiyor? Evet. Metaball aldık. Şimdi gördüğünüzde aslında bunu sanki bir küreymiş gibi zannediyoruz. Ama bunun türü apayrı bir şey. Buradan primitive geldiğiniz zaman bir tane primitive olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir tane daha metaball alırsak etkileşimi göreceksiniz. Şimdi iki tane metaballımız var. Bunun bir tanesini hatta şöyle sağa doğru taşıyalım. Şöyle bir tarafa taşıdık. Ve bunları ikisini birleştirelim. Bunları birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi metaballar iki metaball birleştiğinde, yani iki tane güç birleştiği zaman ne oluyor? Güç daha da artmış oldu. Bunu biraz uzaklaştırırsak aradaki birleşimi kendisi oluşturuyor. Bir su damlası gibi düşünebilirsiniz. Su damlasının iki tane su damlası birleştiği zaman arada bir etkileşim oluyor. Onun gibi iki metaball da birleştiği zaman bu şekilde etkileşim oluyor. Buradan siz weight değerini değiştirerek bunun ağırlığını değiştirebiliyorsunuz. Ve bunu tekrar biz modele dönüştürmek istiyorsak convert meta diye bir convert meta diye bir nodumuz var. Bunu seçtiğimiz zaman bunu poligona dönüştürebiliyoruz. Artık bu bir poligon. Hatta burada biz tekrar clip nodumuzu kullanırsak bunun içerisinin boş olduğunu görüyoruz. Convert meta'yı kullanmasaydık gördüğünüz gibi burada herhangi bir şey görmedi. Çünkü bu bir poligon değil. Ayrı bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Bunu simülasyonlarda kullanabiliyoruz. Bir güç merkezi gibi dediğim gibi patlama falan tarzı şeylerde kullanılabilir. Şuradan devam edelim. Ve en son gene diyebileceğimiz primitive type'lardan volume bölümüne geldik. Şimdi volume'lar uzun bir konu. Yani Houdini'de pek çok volume ile alakalı node var. Çok da kullanılıyor. Volume'lar daha çok işte ateş, su işte gibi simülasyonlarda bizim sürekli kullandığımız materyallerimizden. Bir volume nasıl oluşturulur? İlk önce bir model alalım. Yani mesela yine bir küre alalım. Bu herhangi bir şey olabilir. Yani türde olabilir. Mesela yine biz bunu bir poligon türüne dönüştürdük. Bu şekilde bir küremiz var. Bunu volume'a dönüştürebilmek için Houdini'de tabii iki tip volume var. Bir tanesi şurada VDB diyeceğimiz volume türü. Bir tanesi de Houdini'nin dense volume ya da standart volume dediğimiz.
Yani Houdini'nin kendi geliştirdiği bir volüm var. Burada da onunla alakalı araçlar var. İkisini de gösterelim. Şimdi bunu biz dense volüm ya da Houdini'nin kendi internal volümüne dönüştürmek istiyorsak ISO offset diye bir nodumuz var. ISO offset bize bu buradaki kapalı alanın bir volüme dönüştürülmesini sağlıyor. Örneğin bunun bir duman ya da işte ateş gibi bir takım şeyler olduğunu düşünün veya bir sis olduğunu düşünün. ISO offset bunu bu şekilde dönüştürüyor. Daha sonra siz buradan tabi ayrıntılarını arttırabilirsiniz. Bu volüm içerisinde de aslında birden çok tür var. Volümün yapısıyla alakalı. Buradaki dense veya fog volüm, şuradan output type'ına girecek olursanız görürsünüz. Fog volüm olarak ifade ediliyor. Fog volüm adı üstünde zaten bir şey, sis gibi düşünebilirsiniz bunu. Aslında bunu şöyle de düşünülebilir. Bunun küçük küçük parçalara ayrıldığını düşünün. Şunların her birinin küçük içerisinde az önce tetrahedronlarda olduğu gibi. Burada küçük küçük bölümler var. Bu bölümlerin her birinde bir bilgi tutuluyor. Bu bilgi de yoğunluk bilgisi. Buraya biz istersek volümün ismini yazabiliriz. Genelde density olarak ifade ediliyor. Density olarak ifade edebiliriz. Bunun içerisi dolu. Şimdi bu türden ifade edebileceğimiz gibi bir de bizim SDF volüm dediğimiz bir yapı var. Bunu SDF'e dönüştürdüğümüz zaman SDF de gene aynı şekilde dense volümde olduğu gibi bir bilgi tutuyor. Fakat bu bilgi işte sıfırdan pozitif bir değer değil. Negatif değerler de içeriyor. Bu bilgi bize neyi sağlıyor? Buradaki yüzeyimizin en dış kısmındaki bilgi sıfır olarak kabul ediliyor. İçeriye doğru gittikçe negatif, dışarıya doğru çıktıkça pozitif değerler karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz bir objenin buradaki SDF volümün içerisinde olup olmadığını anlamak istiyorsak buradaki volümdeki değere bakıyoruz. İşte negatifse anlıyoruz ki bu içerisinde, ne pozitifse dışarısında. Tabii ki volümleri birleştirebiliriz. Bunlar arasında dönüşümler yapabiliriz. Bunu tekrar işte poligona da dönüştürebiliriz. Bunun gibi şöyle sağ tıkladığımızda burada volümle alakalı, standart volümle alakalı pek çok seçenek var. Ama yani neredeyse pek çok kullanıcı diyebiliriz. Ben de dahil olmak üzere. Buradaki dense volume pek kullanmıyoruz. Houdini de bundan artık yavaş yavaş vazgeçiyor. Dense volume kullanmanın bir takım avantajları var. Fakat veya standart volume diyelim, dense volume diyemeyelim belki. Avantajları var. Tabii belki hesaplaması falan daha kolay olabilir ama dezavantajları da çok. O yüzden genelde VDV kullanılıyor. VDV zaten bir standart. Diğer programlarda da çok kullanılıyor. Biz VDV volüm oluşturmak istiyorsak gene burada bir poligon modelimiz olduğu için burada kullanacağımız nodumuz bizim VDV from polygon nodunu kullandığımız zaman bundan bir VDV volüm oluşturabiliyoruz. Bunu tıkladığımız zaman şunlar arasında bir fark görmüyorsunuz. İkisi de SDF bunların. Ama tabi aralarında bir farklılık var. VDV çok daha hızlı. Bunun sebebi de aslında VDV burada SDF volümlerde kullandığı metot. Yani buna sparse volume de geçiyor bu. Yani boşluk ları bilgi olarak tutmuyor. Bu sayede çok daha büyük simülasyonlarda çok az yer kaplıyor. İşlemi o kadar hızlı, yani siz mesela şöyle göstereyim, info değerini açtığınız zaman burada 25x25x25 bir volüm görüyorsunuz. Buradaki çözünürlüğü ben işte 0.01 yapayım. Gördüğünüz gibi 1-2 saniyede bunu oluşturdu. Ama şöyle tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi 2000'e 2000, yani bu
buradaki voksel değerini görebiliyorsunuz. 74 milyon voksel değerinde olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde oluşturdu. Yani bunu eyes offset ile pek denemenizi tavsiye etmem. Yani burayı siz tutup da işte by size dedikten sonra burayı 0.001 yapsam bu Houdini kilitlenebilir. Yani bunu eyes offset ile kesinlikle tavsiye etmem. O yüzden yani VDB oldukça kullanışlı. Ya bu arada biz VDB'de de gene iki tip volümü kullanabiliyoruz. Burada şunu biraz düşüreyim. Distance dediği SDF volümler. Ama bunu kaldırırsam ben fog volüme geçersem gene aynı şekilde eyes offset'te olduğu gibi fog volüm kullanabilirim. Şu anda Houdini şeyde ateş simülasyonlarında da gene sparse volüm kullanmaya başladı. Sparse solver. Şuradan üst taraftan bakarsanız iki tip pyro solver'umuz var bizim. Bu standart daha önceden kullanılan pyro solver. Bu dense volüm kullanmıyor. Burada ise pardon bu dense volüm kullanıyor. Burada ise sparse volüm kullanılıyor. Dolayısıyla çok daha büyük simülasyonlarda işlem yapmamızı sağlıyor. Başka söyleyebileceğim ne vardır? Tabi bu volüm kısmı apayrı uzun bir konu. Bunu belki ayrı bir derste çekilebilir. Arkadaşlar anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bu dersle beraber 3. dersimizi de bitirmiş olduk. Houdini'nin temel bileşenleri benim isimlendirdiğim. Aslında belki böyle bir sınıflandırma da yapmak doğru değil ama bu şekilde burada bitirmek istiyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.